Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, 1-7 Mayıs haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, Mayıs ayına başlıyoruz. Güneş Boğa burcunda ilerliyor. Bu hafta dolunayla birlikte ay tutulması yaşayacağız. Ay ışığını büyütüyor ve tabii ki üzerimizde de çok güçlü bir enerji oluşturuyor. Pazartesi günü ay Başak burcunda olacak. Birçok birikmiş işle ilgilenmemiz gerekebilir. Evimiz, yaşadığımız mekanlar, çalıştığımız ortamların düzenlenmesi, sağlık kontrolleri, evcil hayvanlarımızla ilgili konular hafta başında gündemimizde olabilir. Salı günü ay Terazi burcunda olacak. Perşembe akşamına kadar her türlü ilişkide, işbirlikleri, ortaklıklar, eş, partner konuları, birebir hizmet aldığımız kişi ve kurumlarla ilgili kavramlar günlük hayatımızda kendini gösterebilir. Merkür Boğa burcunda gerilemesini sürdürüyor. Hafta başı itibariyle Güneş'le birleşecek. Bu hafta zihinsel olarak kendimizi biraz daha güvenlik anlamında, maddi kazançlarımız, para hesapları, manevi anlamda da güven, sadakat konularında daha fazla odaklanabilir, daha fazla sorgular halde bulabiliriz. Önemli detaylara odaklanmamız, hesaplar yapmamız mümkün. Ciddi bazı kararlar da verebiliriz, özellikle parayla ilgili konularda. Ve perşembe akşamından itibaren ay Akrep burcuna geçiyor. Artık dolunayın, tutulmanın etkilerini güçlü bir şekilde hissedeceğiz. Tutulma ile ilgili detaylı bir video hazırladım. Demet Baltacı YouTube kanalımda izleyebilirsiniz. 8. evinizde meydana gelecek olan ay tutulması aslında biraz stresi, krizleri arttırabilecek bir tutulma. Arınma, şifa anlamında da çok güçlü etkileri var. Yaşamınızda dönüştürmek istediğiniz, sadeleşmek istediğiniz konularda artık daha net olabilirsiniz. Finansal kaynaklar, kredi ve borçlar, eşinizin kaynakları, hisseli paralar, miras, nafaka, tazminat gibi konular, sigorta, kredi gibi konular, buralarda önemli bazı dönüşümlerin olması, bitişlerin olması, bazı dönüm noktalarının söz konusu olması mümkün görünüyor. Tabii ki sadece bu haftayla sınırlı değil bu tutulma. Önümüzdeki birkaç ayda tutulma enerjilerini güçlü bir şekilde hissedebiliriz sevgili koçlar. 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece olacak ve aynı gece Hıdrellez. Dolayısıyla biraz daha duygularımızı, düşüncelerimizi dengelememiz gerekiyor. Geleceğe dair olumlu beklentiler içerisinde olmak, negatif yerine pozitife odaklanmak çok daha olumlu olabilir hepimiz adına. Sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.